Egem Akademi Aksaray Şubesi'nden hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Aynı zamanda hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Geçtiğimiz haftaki dersimizde en son Türkiye'de madenler konusunu işlemiştim sizlerle. Bu hafta da söz verdiğim gibi Türkiye'de enerji kaynaklarını işleyeceğim sizlerle. Enerji kaynakları da her yılki girdiğimiz KPSS sınavında muhakkak bir soru geliyor. Gerek çıkarım sahaları, gerekse bu madenin kullanım alanları, gerekse boru hatlarıyla karşımıza soruları gelebiliyor enerji nakilatlarıyla. Evet, Türkiye'de enerji kaynakları slaytımıza bakacak olursak, evet, görselden devam edelim. Nüfus artışı, sanayileşme, insanların refah seviyesinin yükselmesi ve teknolojik gelişmelerle birlikte teknolojik gelişmelere bağlı olarak ilerleyen yıllarda Türkiye'de enerji talebi artmış ve daha da artıracaktır. Limit haricindeki fosil yakıtlar bakımından zengin olmayan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından ise potansiyeli yüksek bir ülkedir. Evet, enerjiye ihtiyacımız fazla. Özellikle de sanayileşmeyle birlikte enerjiye olan talep daha da artmaktadır. Ülkemiz bu enerji ihtiyacını gerek ülkemizdeki madenlerden gerek de ithalat yoluyla aldığı bazı madenlerden karşılamaktadır. En önemlisi, yani enerji kaynağını ülkenin kendi yerli sermayesiyle üretmesi ve kendisinde bulunan özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretmesi daha önemlidir gençler. Evet, bir sonraki slaytımıza bakacak olursak, termik santral. Şimdi bu da enerji kaynaklarında önemli bir kelime olduğu için, paylaşacağım kavram olduğu için. Bir defa termik santral geniş bir enerji üretimi yelpazesini kapsayan bir kelimedir. Isı ile elektrik üretimi anlamına gelir. Isıtılan su buharı dönüştürülerek bir elektrik üreticinin süren buhar türbünü döndürmekte kullanılır. Dönen türbün bir dinamo vazifesi elektrik üretimini gerçekleştirir. Yani burada amaç türbün döndürmedir. Termik santrallerin tasarımları arasında en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göre değişir. Yani termik santral, buradan şunu anlayalım. Termik santral özellikle suyun ısıtılması, buhar elde edilmesi ve bununla türbinlerin dönmesini işleyen bir sistemdir. Isıtma kaynağı değişebilir. Buna dikkat etmek lazım. Şimdi Türkiye'de termik santraller, taş kömürde de çalışanlar var, lignitle de çalışanlar var, doğal gazla da çalışan termik santrallerimiz var. Ve bu soru bize aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir enerji kaynağıyla çalışan termik santraldir diye gelebilir. Termik santral dediğim gibi genel bir kavramdır ama çalışma sistemi enerji kaynağı değişebilir. Evet, enerji kaynaklarını iki gruba ayıracağız. Bu gruplardan biri yenilenemeyen enerji kaynakları, yani bitip tükenen, arkası olmayan enerji kaynakları. Bir de yenilenebilen, yani bitmeyen, doğada sürekli varlığı devam edebilen kaynaklarımız mevcut. Şimdi yenilenemeyen enerji kaynakları gerek Türkiye gerek dünya için bunların belirli bir ömür varlığı var. Mesela aslında bunların içerisinde mesela yenilenemeyen enerji kaynaklarından burada yazmadığım asfaltit diye antrasit diye bir enerji kaynağımız var. Ama dünyada yeryüzünde artık kalmamış, bitmiş. İlkel zamanda oluşmuş, oldukça ısı değeri yüksek bir enerji kaynağımış ama günümüze kalmamış. Peki taş kömürü, lignit, doğalgaz, nükleer enerji ve asfaltite bakacak olursak bunları tek tek slaytlarımızda işleyeceğiz. İlk önce bir kategoriye ayırdık. Yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilen enerji kaynakları şeklinde. Evet, ilk yenilenemeyen enerji kaynaklarımızdan taş kömürü. Taş kömürü enerji kaynakları içerisinde ısı değeri en yüksek madendir aynı zamanda. Bu maden yerin derinliklerinde birinci jeolojik zamanda oluşmuş bir enerji kaynağıdır. Birinci jeolojik zamanda oluşması karbon değerinin daha yüksek ve daha yüksek ısı vermesine yol açmıştır. Biz de bu taş kömürü yataklarından faydalanarak hem elektrik enerjisi hem de demir çelik santrallerinde kullanmaktayız. Evet, taş kömürüyle ilgili bir diğer bilgimiz, aynı zamanda bu madenin diğer adı kara elmas olarak da bilinir gençler. Evet, birinci zamanda oluşmuştur. İhtiyacı karşılamaz, ithal ederiz. Bakın bu önemli bir bilgi. Türkiye'de çıkarım alanı çok dar bir enerji kaynağıdır taş kömürü. Genelde Zonguldak çevresinde ve ilçelerinde Zonguldak, Karadağ, Üzülmez, Kozlu gibi
mevkilerden çıkartılır, Zonguldak ve ilçelerinden çıkartılıyor ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaz. Peki Türkiye çıkardığı bu taş kömürünün daha çok nerede kullanılır, ağırlıklı nerede kullanılır derseniz demir çelikte kullanıyoruz gençler. Bir kısmını da elektrik üretiminde faydalanıyoruz. Evet, bunu önemli kılan bir diğer özelliğe geçecek olursak, lignite oranla daha yüksek enerjiye sahiptir. Isıtmada pek kullanılmaz. Sobaya atarsanız, evet, sobanızı eritebilir. Çünkü demir yer gitmekte kullandığımız bir enerji kaynağıdır. Evet, demir çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak demir çeliğin er getirilmesinde kullanılır. Evet, haritamızda da çıkarılım yerleri gösterilmekte. Zonguldak ve çevresinden çıkarılır. Çatalazı Termik Santrali, Zonguldak Çatalazı Termik Santrali'nde elektrik üretiminde kullanılır. Bir diğer slaytımızda da yine taş kömürüyle çalışan termik santraller. Bakın, bunlar içerisinde en popüleri karşımıza Zonguldak Çatalazı çıkar. Bir diğeri de Amasra Bartın, yani Bartın'ın ilçesinde Amasra'da da yapılıyor. Bir de Adana Su Gözü. Adana Su Gözü'ne dikkat edin, bu özel yani ithal getirilen bir taş kömürüyle yapılmaktadır. Taş kömür demir çelik fabrikalarında kullanıldığı büyük ağırlıkta bilinmektedir. Evet, taş kömürle ilgili vereceğimiz bilgiler bu şekilde. Yani bu enerji kaynağı aklımızda dar bir coğrafyada çıktığını, ülkede çıkarılan taş kömürünün ülke ihtiyacını karşılamadığını bilelim gençler. Bir kısmı da ithalat yoluyla giderilmektedir. Geldik Türkiye'de en çok bulunan enerji kaynaklarından biri lignit. Özellikle ülkemizin 3. jeolojik zamanda oluşumunun büyük bir kısmını tamamlamasından dolayı lignit yataklarımız oldukça fazla. Ben derslerimde hep şunu söylerim. Türkiye'de lignit rezervleri oldukça fazladır. Hani Türkiye'de her taşın altını kaldırsanız bulabileceğiniz enerji kaynaklarından biridir gençler. Yine bilgilerimize bakacak olursak haritayla bütünleştirdiğim bilgilerim var sizlerle. 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Evet, az önce de söylediğimiz gibi. En fazla enerji üretimi. Bakın, bu bir soru kalıbı. Türkiye'de en fazla lignitten enerji üreten bölgemiz. Cevap Ege. Peki lignit en çok hangi bölgemizde? Lignit rezervi en fazla hangi bölgemizde diye bir soru sorarsa onun cevabı Doğu Anadolu. Rezerv olarak Doğu Anadolu'da fazla, elektrik üretimini gerçekleştiren bölge ise Ege bölgesidir. Önemli bir kısmı termik santrallerde elektrik enerjisi üretilmesinde kullanılır. Geriye kalan kısmı ise konutların ısıtılması ve sanayide kullanıyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinde bol miktarda çıkarım yapılan bir enerji kaynağıdır. Haritamızda da çıkarım yerlerini gösteriyor gençler. İşte Çanakkale, Nişan, Manisa, Soma, Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı, Muğla, Yatağan, Ankara, Çayırhan ve Nallıhan. Ondan sonra Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan, Erzurum, Aşkale gibi. Yani geniş bir çıkarım yelpazesini görmekteyiz. Evet, lignitle ilgili bir diğer olay lignitle çalışan termik santrallerimizdir. Hani konunun başında da söylemiştim sizlere, termik santraller farklı enerji kaynaklarıyla çalışabilir. Bir önceki slaytımızda taş kömürle çalışan termik santralleri görmüştük. Şimdiki slaytımızda ise lignitle çalışan termik santralleri görmekteyiz. Evet, Afşin Elbistan, Kahramanmaraş. Afşin Elbistan'a dikkat edin. Türkiye'nin en büyük termik santrali ve en fazla enerji üreten, lignitten en fazla enerji üreten termik santrali aşağıdakilerden hangisidir derse, yani bunlardan 5 tane bize şık oluşturabilir. En büyüğünü sorarsa cevabımız Afşin Elbistan olacak. Kahramanmaraş'ta bulunan bu termik santralimiz. Aynı zamanda bölge olarak Doğu Anadolu'ya kaldığı için Doğu Anadolu'da bulunmuş oluyor. Manisa, Soma, Muğla, Yatağan, Gökova, Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Bursa, Orhaneli, Çanakkale, Çan, Sivas, Kangal, Ankara, Çayırhan ve Nallıhan. Bunlar başlı başına dediğim gibi bir eşleştirme sorusudur. Eşleştirme şeklinde de çıkabilir. Hangisi Türkiye'de lignitle çalışan termik santraller yanlış eşleştirilmiş diye de gelebilir. Net bir bilgi de görebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi lignitle çalışan en büyük santral de diyebilir. Bu şekilde de gelebilir. Yani lignit bizim için anlaşılması gereken şu. Önemli bir enerji kaynağı. Bu arada lignitle çalışan termik santraller dikkat ettiyseniz çıkarım alanlarına kurulmaktadır. Nedeni ise bu yükte ağır olduğu için taşıması da maliyeti arttıracağı için
O yüzden çıkarım sahalarının hemen yanı başına termik santraller inşa edilmiş ve enerji nakil hatlarıyla diğer bölgelere bu elektrik aktarılmaktadır. Nihit aynı zamanda maalesef arkadaşlar ısı değeri düşük olduğu gibi aynı zamanda çok fazla karbon salınımı gerçekleştirmektedir doğaya. Ve bu enerji kaynağının özellikle termik santrallerin kurulduğu illerin çevresinde ciddi bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu da o bölgedeki insanların sağlığını bozmakta, yaşam kalitelerini düşürmektedir. Linkte söyleyeceklerimiz bunlar. Geldik bir diğer enerji kaynağına. Dünyanın gündeminde olan, her ülkeyi ilgilendiren bir enerji kaynağı. Bu enerji kaynağı 3. jeolojik zamanda oluşmuş. Yani enerji kaynaklarında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi jeolojik devirde oluştuğu önemli. Kullanım alanları, nerelerde çıkartıldığı bunlar bizim için önemli. Türkiye'de ilk kez 1940 yılında bu enerji kaynağını Batman Raman Dağı'nda çıkarmışız gençler. Türkiye petrol tüketiminin %10.3'lük kısmını yerli üretim olup geri kalan kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu cümleden anlayacağımız şu, petrolle dışa bağımlı bir ülkeyiz. Ülkede çıkartılan petrol ülke ihtiyacının %10'luk bir kısmını karşılamakta, %90'ı dışarıdan ithal edilmektedir. Evet, petrolü diğerlerinden yani bu sıraya kadar saydığımız gerek taş kömürden gerek lignitten ayıran önemli bir özelliği daha var. Nedir? Boru hatlarıyla taşınmasıdır gençler. Yani bugün enerji kaynaklarından doğal gaz ve petrol diğerlerinden farklı bir sistemle taşınmaktadır. Peki Türkiye'ye getirilen petrolün büyük bir kısmı neyle taşınır derse soru bize cevap deniz yoluyla olacak. Buna dikkat edelim. İç bölgelerde dağıtım ise boru hatlarıyla yapılmaktadır. Evet, Türkiye'de petrol çıkarım sahasını görmekteyiz sıradaki slaytımızda. Gördüğünüz gibi Güneydoğu'nun illerinde yani Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman kısımlarını görüyoruz. Yani tamamına yakını petrolün Güneydoğu Anadolu bölgesinden çıkarılır diye bir cümle kullanabiliyoruz burada. Evet, yine petrol çıkarım sahalarına Batman, Raman ve Şelmo'da, Siirt, Garzan, Adıyaman, Kahta ve Diyarbakır çevresini görmekteyiz. Petrolle gelecek bir diğer soru tarzı da bu petrolün damıtılma işlemi yani rafineri merkezleri. Bugün petrolü bizim hayatımızda damıtarak işte mazot ve benzin kısmını ayırtarak rafinelerden kullanmaktayız. Peki bu rafineler nerede? Türkiye'de hangi bölgelere dağılmış ve bunların içerisinde hangisi enerji kaynağına yakın kurulmuştur sorusu gelecek. Evet, Türkiye'deki bir sonraki slaytımızda Türkiye'deki petrol rafineri tesislerini görmekteyiz. Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi İzmit. Ataş petrol rafinerisidir. İzmir'de Aliağa petrol rafinerisi, Mersin, Ataş, Kırıkkale, Orta Anadolu, Batman rafinelerimiz bulunmaktadır. Türkiye'ye petrol getiren boru hatlarımız Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıdır. Ve Türkiye'de iç dağıtımda da Kırıkkale-Ceyhan boru hattı kullanılmakta. Bir diğeri de yurt dışından yine Kerkük-Yumurtalık boru hattıyla ülkemize petrol sevkiyatı yapılmaktadır. Yine dediğim gibi ülkemize petrol deniz yolu ve boru hatları ile taşınmaktadır diyoruz gençler. Evet, bunlar petrol rafinerimiz önemli. Şimdi buradan soru testlerimiz de oluşturuluyor ya da çözdüğünüz diğer kaynaklarda görüyorsunuz. Türkiye'de verilen petrol rafine tesislerinden hangisi enerji kaynağına yakınlıktan dolayı kurulmuştur? Tabii ki bir tane merkezimiz vardı petrol çıkartılan, o da Batman'dı. Bunların içerisinde peki hocam Mersin, İzmir, İzmit'in mantığı ne? Tabii ki ulaşım gençler, kıyıda olması, deniz yoluyla getirilen petrolün çok çabuk bir şekilde damıtıma ulaştırılması ve iç bölgelere sevkiyatı, tüketim alanlarının da nüfus yoğunluklarına fazla olması. Peki Kırıkkale hocam? O da iç merkezdeki illere dağıtımı kolaylığından dolayı kurulmuştur diyoruz. Evet. Bir sonraki enerji kaynağımız doğalgaz gençler. Kükürt bileşikleri, kül partikülleri yaymadığından temiz bir enerji kaynağıdır. Burada şu bilgiye girmek istiyorum sizler için. Bugüne buraya kadar sıralamış olduğumuz fosil yakıtlar yani tükenebilen enerji kaynakları içerisinde hocam hangisi en temizidir deseniz doğalgaz diyeceğiz. Çünkü doğalgazın çevreye yaydığı karbondioksit ve o kükürt gazlarının daha az olduğunu biliyoruz.
Güncel bir bilgi var bakın. Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin %18'i doğalgazdan üretir. 2019, yani 2020 yılına girdiğimizde TÜİK bizimle bu veriyi paylaştı. 2019'da doğalgaz Türkiye elektrik ihtiyacının ne kadarını karşıladı? Büyük bir düşüş görüyoruz aynı zamanda doğalgazdan elektrik üretiminde. %18. Bundan önceki yıllarda %34 gibi kavramlarımız vardı ve %18'e gerilemiştir arkadaşlar. Bu önemli, güncel bir bilgidir. Bunu hatırlayalım. Türkiye'de az çıkarılan, bu yüzden de ithal edilen bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde çıkarılan doğalgaz ihtiyacın %2'sini karşılar. Yani biz bu enerji kaynağının, doğalgazın %98'ini ne yapıyormuşuz o zaman? Dışarıdan ithalat yoluyla karşılıyoruz. Ve doğalgazın büyük bir kısmı ülkemizde arkadaşlar boru hatlarıyla, %90'ı boru hatları vasıtasıyla taşınmaktadır. Çünkü hem daha ekonomik yapılmakta, bu şekilde yapılan sevkiyat daha ekonomiktir diyoruz. Doğalgaz çıkarım alanlarını görüyoruz bir sonraki slaytımızda. Türkiye'de doğalgaz çıkarım yerleri Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca, Mardin, Çamurlu gibi yerlerden çıkarılmaktadır. Çıkarım sahaları ve bir de doğalgazla çalışan termik santrallerimiz de önemlidir. Evet, bir sonraki slaytımızda da doğalgazla çalışan termik santrallerimizi görmekteyiz. Evet, termik santral hatırlayacak olursak bir enerji kaynağını kendisine alarak üreten enerji alanlarıydı. Doğalgazla elektrik üretim santralleri Bursa Ovakça, Balıkesir, Bandırma, İzmir, Aliağa, İstanbul, Ambarlı, Kırklareli, Hamitabat. Burada da bir şifremiz var. Evet, şifreyi de yan tarafta görmekteyiz. OHB diye bir şifremiz bulunmakta gençler. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Doğalgazla çalışan termik santrallerimizde. Buradan nasıl bir soru olabilir hocam? Buradan şöyle bir soru olabilir. Türkiye'de doğalgazla çıkarılan, aşağıda verilen doğalgazla çalışan termik santrallerden hangisi enerji kaynağına yakınlıktan dolayı kurulmuştur derse cevabımız arkadaşlar Kırklareli Hamitabat olacak. Bunu da unutmayalım. Diğerlerine boru hatlarıyla gelen termik santralle çalışır. Peki doğalgazla en çok elektrik üreten bölgemiz sorusu geldi. Doğalgazdan en çok elektrik üreten bölge neresidir derse cevap Marmara gençler. Doğalgazdan en çok elektrik üreten bölge Marmara. Türkiye'nin doğalgaz ithal ettiği ülkeler, bakın bu da soru olarak gelebilir. Birinci sırada kimi görüyoruz? Rusya'yı görmekteyiz. En çok doğalgaz aldığımız ülke aşağıdakilerden hangisidir derse cevap Rusya. %58'ini oradan. İkinci ülke İran görmekteyiz. Azerbaycan üçüncü, Cezayir ve Nijerya gibi ülkelerden alıyoruz. Bunlardan arkadaşlar Cezayir ve Nijerya'dan doğalgaz sıvılaştırılmış şekilde alınmaktadır. Doğalgazın sıvılaştırılarak nakliyatına ise LNG denilmektedir. Evet, 2015 Aralık ayında Katar ile LNG sıvılaştırılmış doğalgaz anlaşması imzalanmış aynı zamanda. Bu da güncel bir bilgi olsun. Doğalgazın sıvılaştırarak depolandığı yerlere Aliağa LNG terminali, Marmara Ereğlisi LNG terminali, evet, Etki Limanı LNG terminalleri. Geldik doğalgaz aynı zamanda bize Türkiye'nin ulaşım kısmında da anlatılan bir konudur. Ulaşımda nakil hatları ve transit ticaretle de ilgilendiren bir konudur. Slide'da gördüğünüz gibi Türkiye üzerinden doğalgaz sevkiyatının gösteren boru hatları vardır gençler. Türkiye aynı zamanda ifade ettiğimiz bir diğer cümlede enerji koridoru bir ülkedir. Enerji koridorunda özellikle doğalgazın sevkiyatında, Avrupa ülkelerine sevkiyatında tampon ülkeden biriyiz. Burada gördüğünüz mesela TANAP soru olarak gelmiştir boru hatlarından. Mavi akım yine soru olarak gelmiştir. Bu yılki beklediğim soru kalıbı ise arkadaşlar Türk akımının sorulmasıdır. Bunlara bakalım. TANAP nedir? Ondan sonra mavi akım, Türk akımı nedir? Bunlara bir bakalım. TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'dır. Azeri doğalgazının Tiflis üzerinden arkadaşlar Türkiye'den geçirilerek Avrupa'ya sevkiyatını ilgilendiren bir boru hattıdır TANAP. Mavi akıma bakacak olursak Türkiye'nin ilk doğalgaz
aldığı ve aynı zamanda ilk boru sevkiyatıyla yaptığı akımdır kendisi. Rusya, Karadeniz ve Türkiye üzerinden yine Avrupa'ya sevkiyatını kapsar. Bakü-Tüflis-Erzurum doğalgaz boru hattı. Bakın bu geçen yıl aşağıdakilerden hangisi doğalgaz, petrol, boru hattı değildir diye soruldu. Evet, Bakü-Tüflis-Erzurum doğalgaz boru hattını görüyoruz. İran-Türkiye doğalgaz boru hattı. Rusya-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı projesi, yani Türk akımı diyoruz. Evet, bir diğeri bu doğalgaz boru hatlarının geçtiği illeri de dikkat etmek isterseniz. Mesela TANAP hangi illerden geçerek Avrupa'ya gidiyor? Türk akımı, mavi akım hangi illerden geçerek gidiyor? Yine güncel bir bilgi paylaştım burada sizlerle gençler. Türk akımı 8 Ocak 2020 yılında açılışı yapıldı. Artık bu sevkiyat yapılmakta. Türkiye ile Rusya arasında açılışı yapıldı. Yine görselde de görüyorsunuz. Bu yıl gerek coğrafyada gerek de güncel kısımda soru getirme ihtimali yüksektir diyoruz. Peki Türk akımı nereden gidiyor? Mavi akımdan farkı ne? Mavi akım Anadolu'yu ve Türkiye'deki birçok ilden geçerek gitmekte. Türk akımı ise Karadeniz üzerinden Kırklareli ve Bulgaristan sevkiyatını kapsayan bir kısımdır diyoruz. Yani özetleyecek olursak doğalgaz bizim için önemli. Yurt dışından bu enerji kaynağının büyük bir kısmını ithal ediyormuşuz. Boru hatlarıyla taşınması sevkiyatı önemliymiş. Türkiye'yi enerji koridoru yapan bir kaynak diyoruz. Geldik sürekli tartışma konusu olan bir diğer enerji kaynağı, yani nükleer enerji ve nükleer santraller. Kursak mı, kurmasak mı? Ve dünyada kuran ülkelere bakıyoruz, sanayileşmiş, gelişmiş ve çok iyi de enerji üretiyorlar. Evet, nükleer santraller kurulurken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı özellikler var gençler. Nükleer santral ne demek, kaynağı ne demek, bunları bilmemiz lazım. Peki Türkiye elektrik üretiminde payı var mı? Bunları da bu slaytlarımızda paylaştım. Birincisi, nükleer santraller kurulurken özellikle 3 şeye dikkat edeceğiz. Birincisi, deprem tehlikesi en az olduğu yerler tercih edilmeli kurulurken. Nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler. Çünkü olası bir patlamada insanlara radyasyon sızıntısını en aza indirebilmek için bunlar önemli. Su kaynaklarına yakın yerler, ısınan türbinlerin soğutulması için su kaynakları önemlidir. Nükleer enerjinin kullanılan radyoaktif elementler uranyum ve toryumdur. Yani nükleer santrallerde kurulan iki önemli enerji kaynağı varmış, uranyum ve toryum madenleri. Bu elementlerin atomları füzyon olayıyla bölüp parçalanması ya da birleşmesiyle açığa çıkan bir enerjidir. Türkiye'deki nükleer santraller, yani bazılarının yeri seçimi yapıldı, binaları tamamlandı ama şu an Türkiye'de nükleer enerji santrallerinin yerleri var ama elektrik üretiminde payı yoktur gençler. Mersin Akkuyu, Rus-Türk ortaklığı şeklinde yapılan bir nükleer santralimiz. Sinop İnceburun, Japon-Türk ortaklığı şeklinde. Üçüncüsü ise fizibilitesi, yani ön hazırlığı yapıldı, yer tercih edildi. Kırklareli İğna'da, burada Çin-Türk ortaklığı şeklinde yapılacaktır. Yine dediğim gibi ülkemizde nükleer santrallerin elektrik üretiminde payı yoktur. Hedef 2023 ya da 2025 yılında enerji üretiminde payı olacaktır. Evet, nükleer santrallerle ilgili bir diğer bilgimiz. Sanıldığı gibi nükleer santraller, dünyada çevreci örgütler sürekli bu santrallerin kurulmaması üzerine ülkelere ve bunu planlayan ülkelere bazı bilinçlendirme yapmaktadırlar. İşte nükleer santraller tehlikeli, etrafa radyasyon saçıyor. İşte bunları patlamasıyla insan ve doğa çok ciddi zararlar görüyor. Evet doğru ama bunlar güzel bir şekilde depolanıp atıklar güzel bir şekilde yerin derinliklerini sıvılaştırılarak bırakıldığı zaman çevreye zararı daha azdır. Diyor ki nükleer atıklar sanıldığı gibi havayı ve suyu kirletmez. Nükleer atıklar yerin 300 metre altına çelik plakalar içinde gömülür. Ülkemiz son yıllarda enerji açığını azaltmak için nükleer enerjiye yönelmiştir. Evet, Türkiye enerji ihtiyacı fazla olan bir ülke. Neden biz nükleer santrallerden yararlanmayalım? Komşularımız ve gelişmiş ülkelere bakıyoruz ki elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını nereden sağlıyorlar? Nükleer santrallerden. Türkiye'de inşallah en kısa zamanda bu santralleri
faaliyete geçirecek. Bir diğeri, bu nükleer santrallerin enerji kaynağı olan toryum ve uranyum bakımından da ülkemiz oldukça zengindir. Özellikle toryum rezervlerinde dünya ikincisiyiz. Evet, bilinen en önemli toryum rezervleri Eskişehir'de çıkartılmakta. Yine uranyum yataklarına bakacak olursak Yozgat, Sorgun. Ondan sonra diğer Küçükkuyu, Salihli, Köprübaşı, Fakılı, Demirtepe, Koçarlı ve Şebin Karahisar'da çıkarılmaktadır. Bunlar da uranyum yatakları için önemlidir diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza geçecek olursak asfaltit soruldu. Evet, ÖSYM'nin soru havuzunda mevcut bulunan bir enerji kaynağı. Yan taraftaki görselde asfaltitin neye benzediğini görüyoruz. Sanki bir kömüre benziyor gördüğümüz gibi. Katı petrol yakıtı olarak da biliniyormuş. Çıkarım alanı oldukça dar bir enerji kaynağıdır. Rezervi fazla, konutların ısıtılmasında kullanıyoruz. En önemli yatakları Şırnak'ta bulunmakta. Çıkarım yeri oldukça dar demiştik. Şırnak'ta önemli. Enerji üretiminde kullanılır. İlk asfaltit ile çalışan santral Şırnak Silopi elektrik üretiminde kullanılmış. Evet, çıkmış sorusu var diyoruz. Tekrardan önemli. Asfaltit Şırnak Silopi ile aklımızda kalacak, çıkarım alanı dar. Asfaltit nedir derseniz bir enerji kaynağı. Neden hocam bunu madenlerde anlatmadınız derseniz bu enerji kaynakları kısmında anlatılan bir konudur. Geldik modern yeni literatürümüze giren bir enerji kaynağı, kaya gazı, şey gazı olarak da biliniyormuş gençler. Petrol ve doğal gazın bulunduğu yerlerde, kayalarda kalan gazdır. Diyarbakır, Silvan ve Trakya'da rezervleri vardır diyoruz. Kaya gazı ile ilgili bu bilgiyi de verdik. Geldik hidroelektrik santraller. Hidroelektrik santraller bizim için önemli. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri, jeomorfolojik yapısı, akarsularımızın enerji potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. Ve bunlar üzerinde kurulduğumuz barajlardan elektrik üretimi yapılmaktadır gençler. Şimdi hidroelektrik santral bize enerji kaynakları içerisinde daha çok soru getirme olasılığı yüksek bir konu. Neden diyecek olursanız biz bu konuyu hem Türkiye'de su varlığını akarsuları işlerken de görmüştük. Türkiye'de göllerde yine gördük çünkü bu barajların arkasında oluşturulan göller var. Yine görmekteyiz, enerji üretiminde önemli bir yere sahipmiş. Yani farklı konuların içerisinde de yer aldığı için soru getirme potansiyeli yüksek bir konudur diyoruz. Türkiye'nin yüksek ve engebeli olması hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasını sağlamıştır. Ortalama yağış miktarının yıllara göre değişmesi hidroelektrik enerji üretiminde dalgalanması neden olmaktadır. Ha. Bu enerji kaynağıyla ilgili bir bilgi var. Nedir o bilgi? Bu enerji kaynağı yıllara göre üretiminde dalgalanmalar getirebilirmiş. Sebebi iklime bağımlı olması. Ve iklimdeki salınımlar, dalgalanmalar, yağışların azalması ya da yağışların çok olması bunun üretim miktarını ne yapıyormuş? Etkiliyormuş. Türkiye'nin en büyük 3 barajı sırasıyla başta birinciyi bileceğiz. Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali aşağıdakilerden hangisidir? Evet, hepimiz biliyoruz ki Atatürk Barajı Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santralidir. Bir diğeri Keban, bir diğeri de Karakaya hidroelektrik santralleridir. Derslerimizde de kısaca bunlara biz HES diyorduk, elektrik üreten barajlara. HES ismi vermiştik. Evet, güzel adlandırma var. Ne deniyor hidroelektrik santrallere? Beyaz kömür. Hani mesela taş kömüründe görmüştük, kara elmas deniyordu. Hidroelektrik santrallere daha ne deniyormuş gençler? Beyaz kömür olarak adlandırılır. 2019 yılında elektrik üretiminde ikinci sırada yer alır. Bakın güncel bir bilgi. 2019 verileri az önce de söylediğim gibi geldi. 2020 yılının içerisindeyiz. 2019 yılının verileri geldi. Bunlar güncel. Elektrik üretiminde ikinci sırayı şu an ne almış gençler? Hidroelektrik santraller. Avrupa, Rusya ve Norveç'ten sonra üçüncü sıradayız. Suların hidroelektrik potansiyelinde. Bunun nedeni Türkiye üçüncü ve dördüncü zamanda oluşmuş. Genç, dağlık, yüksek bir ülke olmamız etkili olmuştur. Hidroelektrik enerji potansiyelinin en düşük olduğu bölge sorulacak olursa Marmara bölgesidir. Bakın hidroelektrik enerji santralleriyle ilgili farklı sorulara gelebilir. Birincisi, hidroelektrik enerji potansiyelinin en yüksek olduğu bölge. İkincisi, hidroelektrikten en fazla yararlanıp enerji üreten bölge.
Hidroelektrik enerji potansiyelinin en düşük olduğu bölge, üçüncü şekilde ise bize sorulabilir. En düşük olduğu bölgeyi sorarsa Marmara. En fazla enerji üreten bölgeyi sorarsa hidroelektrikten Güneydoğu Anadolu. En fazla potansiyele sahip olan bölgeyi sorarsa Doğu Anadolu. Bakın üçünün cevabı da değişik. Evet, bunları da burada paylaşmış olduk. Geldik bir diğer enerji kaynağımıza gençler. Nedir? Son yıllarda popüler bir enerji kaynağı. Güneş enerjisi. Türkiye'de son yıllarda yapılan yatırım çalışmaları, geliştirilen sistemler sayesinde elektrik enerjisinde önemli bir kademe alınmış bulunmakta. Günümüzde konut, iş yeri ve seraların ısıtılması, sıcak su temini, tarım ürünlerinin kurutulması gibi birçok alanda kullanılan bu enerji kaynağı elektrik enerjisine çevrilebilmektedir. Yani önceden insanlar ve Türkiye daha çok bunu işte konutların ısıtılmasından tutun da seralar özellikle, seracılık Türkiye'de en çok nerede diyecek olsanız, güneş enerjisinden faydalanabilen coğrafyalar da fazlaydı. Su ısıtmasında kullanmışız ama günümüzde bu kaynağı daha çok neye çevirmişiz? Elektrik üretiminde kullanmaktayız. Bu da yine güncel bir bilgi. Bir önceki yıla göre enerjideki payı en fazla artan güneştir. Güneş enerji santralleridir. %226'lık bir artış yaşamıştır gençler. Ancak güneş enerji üretimi artmakla beraber toplam enerjideki payı hala %1'i bulmamış. Buna da dikkat edelim. Doğaya en duyarlı ve temiz enerji kaynağıdır. Güneş enerji potansiyelinde Güneydoğu Anadolu birinci, yararlanma potansiyelinde Akdeniz birincidir. Buyurun, buradan da bir soru nedir? Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli en fazla olan bölgemiz sorulacak olursa Güneydoğu, güneş enerjisinden en iyi yararlanan bölge sorulursa Akdeniz diyoruz gençler. Evet, güneşle ilgili güneş santrallerinin kurulduğu tarlaları görmekteyiz. Bakın bu şekilde siyah paneller atılarak enerji üretilmektedir. Görselde gördüğünüz yer Kayseri'de organize sanayi bölgesinden bir görseldir gençler. Evet, bunun dışında yine Balıkesir'de, Konya'da, Derinkuyu'da gibi Türkiye'de birçok alanda güneş enerji santralleri kurulmaktadır. Aksaray'da bu konuda önemli bir yerdir. Mesela hani derslerimizde de diyoruz Aksaray'da, hani Adana yolunda, Konya yolunda, Ankara yolunda giderken böyle siyah panelli yerler gördüğünüz zaman şaşırmayın, boş arazilerde. Buralarda güneş enerjileri üretilmektedir gençler. Burada üretilen enerji nakil hatlarıyla diğer bölgelerdeki ihtiyacı karşılamakta, gerek yakın coğrafyadaki sanayinin ihtiyacını karşılamaktadır diyoruz. Güneşle ilgili şöyle bir soru gelebilir. Türkiye'de en çok santrali bulunan enerji hangisidir? Yani üretim alanı olarak sorulursa cevap güneşmiş arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Türkiye'de en çok enerji üretim santrali bulunan kaynak hangisidir derse güneş ve güneş panelleri aklımıza gelsin. Geldik bir diğer enerji kaynağımıza. Rüzgar enerjisi diyoruz. Rüzgar enerjisinden özellikle Balıkesir, İzmir, Manisa, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Çanakkale illerinde elektrik üretim amaçlı yararlanılmaktadır. En eski alternatif enerji kaynağıdır. Şimdi rüzgarla ilgili bazı bilgilerimiz geçmiş konuların içerisinde de vardı. Yani Türkiye hakim rüzgar yönüne açık bir ülke. Özellikle batı rüzgarları ülkemizde etkili. Bakın Türkiye'nin matematik konumunu ilgilendiren bir enerji kaynağıdır aynı zamanda. Türkiye'nin hatırlayacak olursanız orta kuşakta yer aldığı için batı rüzgarlarına açık bir ülkeyiz. Özellikle ülkenin en çok rüzgar türbinleri ülkemizin batısına kurulmuştur. Bu da önemli bir bilgi rüzgar enerjisiyle ilgili. Bir diğer, bu enerji taşınamaz. Yani rüzgar, hakim rüzgar yönü nerede kuvvetliyse buraya kurulmakta. Rüzgar türbin santralleri, yani gördüğünüz bu devasa elektrik üreten türbinler yurt dışından ithal olarak getiriliyor ve ülkemizde gerek konutların gerek sanayinin elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır. Evet, Türkiye'de rüzgar enerji santrallerini görmekteyiz. İşte Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrali soru olarak gelebilir. 1998 yılında İzmir Alaçatı beldesinde kurulmuştur. Bu da bilgimiz olsun. Balıkesir Bandırma Türkiye'nin en büyük rüzgar enerji santralidir. Yine Muğla, Antalya, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kayseri,
Konya, Isparta, Balıkesir, Manisa, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale gibi yerleri rüzgar üretim santralleri alanında görmekteyiz. Bunun dışında Karadeniz bölgesinde de görüyoruz. Bakın yine Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat gibi illeri görmekteyiz. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da rüzgar enerjisi üretiminde birinci sırada olan bölgemiz neresidir derse cevap Ege. İkinci sırada Marmara, üçüncü sırada ise Akdeniz gelir. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ege bölgesi en çok elektrik enerjisini hangi kaynaktan üretir sorusuna. Ege bölgesi en çok elektriğini hangi kaynaktan üretir? Cevabımız limit olacak. Buna da dikkat edelim. Tamam, Ege bölgesi rüzgardan en iyi elektrik üreten bölge. Ama Ege'nin enerji ihtiyacını en çok hangi kaynak karşılıyormuş? Limit diyoruz. Bu da yeni çıkmış bir sorudur. Dikkat edelim buna. Tabii tamamen masum değil. Bazı zararları da var. Rüzgar enerjisinin zararlı yönleri de var. Başta gürültü kirliliği, o devasa pervaneler dönerken illa bir ses olayı yaratmakta. Bu da gürültü kirliliğine yol açmakta. Görüntü kirliliği. Hani doğa severler bunu, doğada ağaç görmek daha güzel, o tribünleri görmektense diye, görüntü kirliliği diye adlandırıyorlar. Bir diğer olumsuz tarafı da elektromanyetik alan oluşturmaları. Bu elektrik manyetik alana kapılan kuşlar ve kuş ölümlerine yol açtığını biliyoruz gençler. Bunlar da kurulum alanlarına dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Geldik Türkiye'nin jeotermal enerjisine. Jeotermal, jeo yer demekti, termal sıcak su. Yerin altından gelen sıcak sudan enerji üretme sistemi. Fay hatlarıyla bağlı, ülkemizin genç oluşumu olmasıyla bağlı, kırıklı yer yapısıyla bağlı bir konu. Türkiye aktif bir tektonik kuşak üzerinde olduğu için jeotermal kaynaklar açısından termal turizm ve endüstri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yani sıcak suyu enerji üretiminde olduğu alanda termal turizm ve sanayide ve seralarda da kullanıyoruz. Yerin derinliklerinden gelen mağmatik şifalı sulardır aynı zamanda bunlar. Fay hatlarını takip ederek yeryüzüne çıkarlar. Evet, Türkiye'deki jeotermal enerji santralleri Denizli, Sarayköy ve Kızıldere, Aydın, Efeler, Manisa, Alaşehir, Çanakkale, Tuzla'yı görmekteyiz. Evet, Denizli, Sarayköy, Aydın, Germencik ve Efeler, Manisa, Alaşehir, Çanakkale, Tuzla jeotermal enerji üretim santralleridir. En fazla hangi bölgeden jeotermal enerjiden elektrik üretilir sorusunun cevabı Ege bölgesidir. Bunu da unutmayalım gençler. Evet, jeotermal enerjiyi de geçiyoruz. Bir diğer enerji kaynağımız biyokütle enerjisi. Evet, bitki çöp ve atıkların yakılmasıyla üretilen enerji kaynağıdır. Klasik biyokütle enerjisi odun, bitki ve hayvan atıklarının yakılmasıyla elde edilir. Modern biyokütle enerjisi ise bitkisel ve hayvansal atıklarda orman ve tarım endüstriyel atıkların katı sıvı gaz yakıtlara çevrilmesidir. Çöp gazından en fazla enerji elde eden 3 il İstanbul, Ankara ve Adana illeridir diyoruz. Evet, burada da yine biyokütle enerjisinin elde edildiği yerler görmekteyiz. Evet, size paylaşacağım bir diğer bilgiler var. Dikkat edelim dedik. 2019 verileri geldi demiştik. Evet, sıralamayı görüyorsunuz gençler. Belki sosyal medyadan da görmüşsünüzdür. Paylaşılan yerler var. 2019 yılına ait enerji kaynaklarına göre sıralama şu şekilde gelmiştir. En çok elektriği kömürden. Kömür enerji santrali, kömür elektrik santralleri olarak %37'lik bir dilime sahip. Dikkat edin, burada birleştirme var. Yani ithal, yerli ve taş kömürü lignit. Yani bütün kömür türleri birleştirilerek enerji elde etme oranımız %37'ymiş gençler. İkinci sırada görüyoruz hidroelektrik santraller. Yani HES'leri görmekteyiz %30'luk payla. Üçüncü sıraya gerilemiş bulunuyor doğalgaz elektrik santralleri %18. Dördüncüsü rüzgar %7'lik bir paya sahip. Beşinci sırada arkadaşlar jeotermal enerji santrallerini görüyoruz %3'lük bir paya sahip. Güneş enerji santralleri %0.06 bir değere sahip ve 7'de diğerleri şeklinde sıralanmış. Buradan anlaşacağımız birincisi şu,
Buradan bir soru kalıbı gelebilir. Türkiye son yıllarda en çok elektriği hangi enerji kaynağından üretmiştir sorusu gelebilir. Cevabımız ne olacak? Kömür. Ama ayrı da direkt veriyorsa lignit ayrı vermiş, taş kömürü ayrı vermiş, su gücü ayrı vermiş, doğalgaz ayrı vermişse cevabımız o zaman ne olacak gençler? Su gücü olacak. Yani hidroelektrik santraller, buna dikkat edelim. Bir önceki yıla göre enerji üretimindeki payı en fazla düşen doğalgazdır özetleyecek olursak. Bir önceki yıla göre enerjideki payı en fazla artan ise güneştir diyoruz, güneş enerjisi santralleri. Buna göre toplam enerji üretiminde termik santraller ilk sırada yer almakta kömürle. Kömürden elde edilen enerjinin %20'si ithal kömürden sağlanmış, %80'i ise yerli kaynaklardan sağlanmıştır. Yerli kaynaklarda ise hidroelektrik ilk sıradadır. Bakın, buradan şöyle bir soru kalayım. Alternatif enerji kaynaklarından en çok hangisinden elektrik üretir Türkiye son yıllarda? Alternatif kelimesi de gelebilir, yerli de gelebilir. Cevabımız o zaman hidroelektrik. Jeotermal, su ve rüzgar enerjisi santralleri ham maddenin yanında olmak zorunda olan santrallerdir. Yani bazı enerji kaynakları çıkarıldığı yerlerin yakında kurulmak zorunda. Mesela jeotermal yakında kurulmak zorunda çünkü sıcak sudan enerji elde edeceksiniz. Boru hatlarıyla başka bölgelere taşırsanız soğur ve enerji üretimi sıkıntıya girer. Su ve rüzgar da aynı şekilde suyun akış gücünün en yüksek olduğu yerler tercih edilmeli. Yine rüzgar, hakim rüzgar yönünün kuvvetli olduğu yerler tercih edilmeli. Diğerleri de ise taşınabilir. Mesela lignit başka bölgelere taşınabilir. Taş kömürü taşınabilir. Yine doğalgazı da görmekteyiz, taşınabilir. Ama hocam, Türkiye'de lignit de genelde hani yakınına kurulmuş. Çünkü lignitle lignit arkadaşlar çıkarımda ve taşınması zor olduğu için yakında kurulmuş. Taşınmaz değil, başka yerlere götürüp enerji üretilebilir ama maliyet artacağı için ülkemiz ve devletimiz çıkarım alanlarını tercih etmiştir diyoruz. Evet, enerji kaynaklarıyla ilgili paylaşacağım slaytlar bu şekildeydi gençler. Evet, size bir önceki slaytta da söz verdiğim gibi burada paylaşmış olduk. Haftaya inşallah sizlerle Türkiye'de sanayi konusunu paylaşacağım. Bu enerji kaynakları kısmında güzel çalışalım. Çünkü buradan da soru gelme potansiyeli yüksektir diyoruz. Hepinize iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere gençler. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.